Kardeşler, selamünaleyküm. Canım kardeşlerim, bana birisi bir soru sordu. Soru beni başka bir yere taşıdı. Onu anlatacağım size. Şimdi Vatikan menfi için ben Tanrı diyorum, müsbet için Allah diyorum. Vatikan, Tanrı'nın yeryüzündeki görüntüleri, temsilcileri, Tanrı'nın insana dönüşmüş şekli. İsa Aleyhisselam da öyle ya, testis, bir Tanrı var, bir de Ruhul Kudüs var, Cebrail, bir de İsa Aleyhisselam, Tanrı'nın oğlu haşa, Tanrı adına karar veren, Tanrı'nın insana bürünmüş şekli. Şialar da buna benziyor. Şia Ayetullah Hamaneyi, Sistani vesaireler var ya, bunlar karar verirlerse Tanrı'nın kararıdır. Tanrı'nın yeryüzü halifeleri, yani onlar ne karar verirse, bir şey anlatacağım da, ne karar verirlerse din oluyor. Allah öyle. Çünkü o diyorsa Allah söylettiriyor. Çünkü peygamberden sonra peygamberlik hakikati Şialarda devam ediyor. O da Ayetullah, Allah'ın yeryüzündeki ayetleri. Onlar temsilcileri. Yani onun adına halife aslında nedir? Bir sistem var, bir yöntem var, ilke var. Malzeme var, zemin, ilke. Onunla karar veriyor, hakim gibi. Yani insan aslında yeryüzünde halife olması bir ilkeye, bir kaideye, bir disipline bağlı. Gelişen hadiseleri ona göre yorumlamak, orada malzeme almak, mazhar olmak. Yeryüzündeki sistem onunla bakılır. O yöntemle, ilkeyle, disiplinle. Hayri ve şerî der. Ondan sonra bu ilke ve yönteme göre dünyada oluşacak herhangi bir olumsuzluk ya dünya içerisindeki hadiselerle başka teselliyle izah edilir veya ahiretteki mükafatına göre, evet bu hastalığı verdi ama şehit oldu vesaire gibi. Şimdi ne anlatacağım? Bu kadar şeyi niye anlattım? Adamın bir tanesi filozof, düşünen bir kafa. Yani hastayım tabii böyle düşünen kafalara. Onu hatırlattı bana da. Bu olmuş. Şu anda 4 senedir mahkeme devam ediyor. Adam, düşünen adam, şeyi batmış. Gemisi batmış. İtalya'da oluyor. Gitmiş, bu doğa, her şey, kainat Tanrı'nın ise... Tanrı benim gemimi batırdığına göre, Tanrım niye sebepsiz benim gemimi batırdı? Mahkemeye veriyor. Roma'da oluyor. Tanrı'yı mahkemeye veriyor. Tanrı'yı. Gemimi niye batırdı? Ödesin diyor. Mahkeme böyle bir şey olamaz demedi. Tanrı yok diyemez. Adresinde bulunamadığı gerekçesiyle mahkemeyi reddediyor. Tanrı'nın adresini bulunamadı. Bu adam durur mu? Dedi ki hayır diyor. Tanrı'nın temsilcisi var diyor. Yeryüzünde onun adına karar veren var diyor. Mesela şubeler, ofisler asıl merkeze göre değerlendirilir. Onların imza yetkileri de var. Madem Vatikan diyor, Tanrı'nın temsilcisiyiz. Tanrı'nın yeryüzündeki sözcüsüyüz. Yani Tanrı'yız yani. Kararları din oluyorsa. O zaman diyor, adresleri belli. Vatikan diyor. Tanrı'nın bizzat kendisi yoksa temsilcisi var diyor. Ofisi var diyor. Onun yeryüzündeki görüntüsü var diyor. Adres belli diyor. Vatikan diyor. Tekrar mahkemeye bunu gönderiyor. Vatikan kabul ediyor. Vatikan diyor. Mahkeme bunu kabul ediyor.
Mahkeme bunu kabul ediyor. Evet, yeryüzünde hakikaten doğru. Yeryüzünde Tanrı'nın temsilcisi var. Onun adına karar verebiliyor. Onun adına afaroz edebiliyor. Dinden çıkarıyor. Ölüm fetvası verebiliyor. Afaroz ediyor. Günahını affediyor. Cennete koyuyor. Cehenneme koyuyor. Dine koyuyor. Dinden çıkarıyor. Tamam Tanrı işte bu. Dedi ki Vatikan dedi. Mahkeme belgeyi Vatikan'a gönderiyor. Vatikan bir bakıyor. Yok değiliz dese Vatikanlı inkar edecek. Ya biz tam bu böyle bir şey olur mu ya? Gemi battı. Tanrı bunun bedelini ödesin. Sen adresini bulamadın. Sen de temsilcisindir. Eğer bu kağıdı imzalamasa Vatikan biz değiliz Tanrı'nın temsilcisi. Yalnız onu naklediniz gibi olacak. Yani bir alim gibi. Bir peygamber gibi. Yalnız o ve maler Resul illel bela. Ancak peygamberlere tebliğ vardır. Halifesidir ama onun ilkelerini, disiplinlerini hatta bir ayet var. Ödüm patladı. Vallahi çok korktum. Diyor ki ya Muhammed diyor. Sana gönder bir mana söylüyorum. Şu anda tam yerini hatırlayamıyorum. Sana gönderdiklerimizden el zerre kadar değişiklik yapsaydın senin diyor şah damarından tutardık diyor. Tamam. Şah damarı. Çok acayip. Çok ağrıma gitti. Şah damarı yazarsanız çıkar bu. Şah damarından tutardık seni diyor. Yani onun ilkesini, disiplini söylemek de vazifeli. Yoksa sen diyor hidayet edici değilsin diyor. La tehdi men ehbebte velakin Allah yehdi men yeşa. Sen istediğini hidayet veremezsin. Ama Vatikan ve Şia Ayetullahlar istediğini çıkarıyor, koyuyor. Şimdi bu Roma Mahkemesi, madem siz Tanrı'nın temsilcisisiniz, karar verebiliyorsun, Tanrı adına para alıyorsan, onun adına da bir şeyler yapman lazım. Roma Mahkemesi bu mektubu, mahkeme mektubunu gönderiyor. Ulan Papa bir toplanıyor, yok değiliz dese kendilerini inkar edecekler. Evet deseler de papuç bağlı koca gemiyi ve bu kadar insan öldü. Ne hakla diyor benim gemimi batırdın diyor. Nereden Vatikan diyemez ki ben nereden bileyim Tanrı'yım. O zaman sen nasıl temsilcisin? Nasıl onunla görüşüyorsun? Hani devamlı onunla görüşüyor yatıp kalkıyorsun onunla falan. Onu da diyemiyor. Şimdi 4 senedir mahkeme devam ediyor. Allahu alem galiba adam haklı görecekler ve Vatikan'a bir sürü ceza kesecek. Geminin fiyatını ödeyecek. Şimdi bazı şeyler de var. İnsanlar var. Buna benziyor. Din adına karar veriyor gibi. Neye benziyor? Gidiyor bir şey okuyor. Bir yerden bir şey dinliyor video. Sonra ona şahit olmadan uydurukçasıyla tanığı olmadan, deneyimlemeden, yani alemi de yaşamadan, Keban Barajı'ndaki Ceyran'ın mahallelerdeki trafoya girmeden Keban enerjisini eve veriyor. Ev duman olur tabii. Şimdi sanki din adına karar veriyor. Tabeler alıyor. Tabeleri kabul ediyor. Ne acayip acayip, garip garip şeyler yani. Oysa sen diyor değiştirmeden bak değiştirirsen ya Muhammed diyor aleyhissalatü vesselam. Bilme ana. Seni şah damarından tutardık diyor. Yani Müslümana ne gerekiyor? Sahipleneceksin. Sahiplendiği kadar nakledeceksin. Peki sen Keban enerjisini direkt eve niçin aldığında paramparça olur? Sen deneyimleyemezsin. Yani tanıklık, şahitlik iç aleminde yaşamadan ona da ne diyor? Ve maler yapma lime tekulüne ma la tef'alun. Yapmadığın şeyi niye söylersin? Söylersen de tesir etmez yani içi boş. Yani şahidi değilsin. İç aleminde deneyimleyemedin yani yaşamadın o hakikati. Söylüyorsun. Peki ne çıkıyor dışarıya? Çok garibime çıkıyor. Ne çıkıyor? Mutaassıplar çıkıyor. Öyle din yobazları çıkıyor ki
at hırsızları gibi dini tekel yapmış, böyle kurumsal yapmış. Bizim kurumumuza, bizim cemaate dahil oldun oldun. Yoksa bitti canım, sen cehennemin dibindesin, cehennemi zumara. Bu evradı bıraktın, tamam, sen daifle olmazsın. Mecbur olacaksın imansız gitmemek için benim dükkanıma gelmeyin gibi acip acip şeyler oluyor. Mesela bu hatmeye katılmasan, bunu okumasan, bunu çekmesen, bunu şey yapayım. Ya kardeşim, biz böyle Ayetullah mıyız? Vatikan mıyız? Her şey bellidir. Dolayısıyla iç aleminde bunları yaşayanların alameti nedir? Yaşamayanların alameti nedir? Onu diyorum, ikisi yok. İç aleminde bu hakikatleri yaşayanlar kavganın parçası olmazlar. Çözüm olurlar. Her mertebeden bakıp hiçbir mertebeye mahkum olmadan insanların farklılıkları kendisine zenginlik kattığına inanan kişilerdir. Bunun tersi ise o yüksek gerilim ceyranı alıp evi buna müsait olmayanlar da tahakküm, yargılama, sorgulama. Kim bunlar? Yani Vehhabiler işte. Vehhabiler. Kur'an'a bak. Kur'an'a bak diyenler işte bunlar. Yani direkt almış ceyranı. İç aleminde hiç yorumlamadan, şahidi ve tanıklığı yapmadan, trafoya girmeden eve girmesi gibi. Bunlar işte Vehhabiler, o cinstendir işte. Ne yapıyor? Yargılıyor, sorguluyor. İşin garip tarafı, bunu dinleyen kardeşim sana soruyor, söylüyor. Haşa, haşa. Yapma da bilesin diye söylüyor. Sen şimdi kendi kendine inansan ki ben kafirim. Ben imansızım. Psikoloji nasıl olur? Ben kafirim. Korkunç değil mi? İşte Vehhabiler başkalarını, mesela namaz kılmıyorsa hemen kafir. Tamam. Başkalarını kafirlikle itham ettiği gibi kendilerinin de kafirlikle itham ediyorlar. Kendisinin kafir olduğunu, şimdi Müslüman olduğunu, niçin? Geçmişte namazım yoktu, şimdi namazım var gibi. Peki bu adamın psikolojisi, kafası, iç alemi nasıl darmadağın hayal et. İşte bu korkunç sıkıntıdan kurtulmak için Libya'da, Suriye'de, şurada burada gidip DAEŞ gibi şeylere katılıp şehit olmak gibi. Yani şehitle alakası yok. İçsel buhran ve çöküntüsünü zaten intihar eşiğine gelmiş. Bari burada bir mermiyle şey yapayım da zaten intihar edecektim. Bari şehitlik olayım gibiden kaynaklanıyor. Yani peki onun dışında Vehhabilerde, yeni cemaatlerde de taassup olur, yargılayıcı olur, sorgulayıcı olur, itici olur. Kendi dışındakilerini asla kabul etmez. Onlar küfürle itham eder, şeylerle. Bir acayip ve garayip mahluklar çıkıyor. Temelde sanki Allah'ın dinin gayiptadır. Yani önümüzde kitaplar yok. Peygamberimizin sünneti yok. Sanki dile-i şeriye yok. Öyle garip garip çıkıyor. İşte asude, sakin, kendi deneyimlemiş, yaşamış veya yaşayanlarla, deneyimlerle deneyimlemiş. Yani o tabiri de kullanıyorum. Yani iç aleminde bu haleti, bu hissiyatı, bu fikriyatı, bu tefekkürü yaşamış insanlar veya bunlarla beraber olanlar bunlardan sirayet eder yani. Sen yapamasan bile bu tip insanlarla beraber olduk mu insanlarda rahatlık olur. Yani pozitif akar o insanlardan sana. Yani nasıl ki melekler hata yapmaz. Çünkü mutattır, muayyendir yapıları, fıtratları. Ama öyleyken şeytan İşaret-i Caz'da geçiyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin eserinin İşaret-i Caz'da. Şeytan meleklere kısmen sirayet etmiş ki, etmiş olmalı ki, etkilemiş olmalı ki Cenab-ı Hakk'a insanların yaratılışında kan dökecek ve fitne çıkartacakları mı yaratacaksın sorusunu melekler sormuş. Sonra işte Cenab-ı Hak, onlardan takip ettiğim benim bir gayem var, siz bunu bilmezsiniz diyor. Sonra Harut Marut meselesi çıkıyor biliyorsunuz. İnsan
yapamayabilir, şahit olmayabilir, tamam mı? Fakat bu tip insanlarla, bu modellerle, asıl imamlarıyla, kamil, fazıl insanların modelleriyle beraber oturup kalkarsa insan da bu, yani sigara içmediği halde sigara içen de olursa sirayet eder, koku siner, ekler dükkanındaki kokular gibi. Onlar kimlerdir? Zahitler var, zahitler. Zahitlerle oturup kalkarsak züht ve takvan artar. Abidlerle oturup kalkarsan ibretlerin, şey, ibadetler ve hizmetlerin ortaya çıkar, abidler. Arifler var. Kim bunlar? Yani kimi yan oturacaksın? Zahitlerle otursan züht ve takvan olur. Mesela İsa Aleyhisselam şeyini. Dünya tamamen iter. Abidler var. İbadetler ve hizmetlerle meşgul olur. Arifler var bunlar. Ama bir kişi de bunlar hepsi olabiliyor derece derece. Arifler kim? Tefekkür ederler bunlar. Aklederler, düşünürler, üretkendirler. Berzahtırlar yani. Burayı oraya, orayı buraya taşırlar. Zarifler var mesela gene. Ehl-i Sünnet içindeki ünvan bunlar. Zarifler kimmiş? Zarafet eğilleri. Centilmen de, diyorlar ya böyle, nazik, nazenin. İnsanlara nezaketle davranarak gönül alırlar. Onunla İslam'a hizmet ederler. Bir de aşıklar var. Tüm bunların ötesinde yanan insanlar bunlar. Böyle. Peki size de bir alamet yapayım. El arifu tekfül işara. Evet, daha önce dedim, kapatacağım dedim ama bunu deyip kapatacağım söz. Şimdi veli nimetlerimiz gözüken televizyon ekranlarında, dini cemaatlerde veya internetlerde sohbet ellerini görürsünüz. Kime nasıl itimat edeceğini de bilmiyoruz. Biz internet, televizyonlarda vesaire dini öğrenirsek bir kere kafadan kaybettik. Asıl imamını bulacaksın. Şimdi bir insan böyle anlatıyor, sohbet ediyor, vaaz ediyor. Allah'tan, ahiretten, ahlaktan, içsel duygulardan, fikirlerden. Ama hiç davranıştan bahsetmiyor. Senin dostunun düşmandan bahsetmiyor. Senin haramlarından, helallarından bahsetmiyor. Bizim tabirle imani dersler yapıyor. Haşir yapıyor, tevhid yapıyor, kader yapıyor, ahlak yapıyor. Birbirini affetmek, ihlas, sadakat yapıyor ama laika yapmıyor. Yani İslam'ın düşmanını, dostunu, ki Kastamonu laikası, Emirdağ laikası, Lozan'ın 300'ü, Sufyan'dan vesaire 5. yüzyıldan hiç bahsetmiyor. Soğuğa sıcağı dokunmuyor. Bundan uzak durun. Tamam. Hep bunlardan bahsediyor. Bundan da uzak durun. Tamam. Yani o da cemaat içindeki Vehhabilerdir. Sifla, dost düşmandan bahsediyor. Haram helalden bahsedenler daire içindeki Vehhabilerdir. Hiç bunlardan bahsetmiyorlarsa işte bunlar ise mübarek metsup da diyebilirsin veya niçin olduklarını bilmiyorum. Onun siz karar vereceksiniz. İslam bir bütündür. İslam bir bütündür. Nedir o? Amenu ve amilu salihat. İman ve salih amel. İkisi beraber olacak. İman hakikatları ve salih ameli. Yani edile-i şeriye, kitap, sünnet, icma, kıyas. Yani iman hakikatleriyle beraber dostunu, düşmanı da bileceksin. Tarafkirliğini de bileceksin. Yani Mescid-i Nebevi'de otururken hendekte kazacaksın. Miraç'ta gittiğin zaman yeryüzüne inip zırh giyip ok atacaksın. En azından bunlardan da bahsedecek. Rabbime emanet olun. Cenab-ı Hak ikinci anda aziz eylesin. İslam'ı doğru kaynaktan, doğru kaynağı bulup besleyenlerden ve özümseyip onu iç aleminde hazmedip yaşayanlardan eylesin. Yani ben bunu Risale-i Nur'da görüyorum. Hem imani mevzular var, hem yap, yapma, deme, git, gitme, bu kadar ol, bunu söyle, dostu bu, düşmanı bu,
Öte taraftan ikinci şua, iman hakikatları, yedinci şua, miraç hakikati, seyahat, insanın içsel seyahatinden bahsediyor yedinci şua. Ama iniyor aşağı, Lozan'ı anlatıyor. Beşinci şuayı, aslın sufyaniyetini anlatıyor. Dengeli yani, bakın ustad, dengeli. Bunlardan bilin ki sırf onu anlatıyorsa o tiptendir, sırf bunu anlatıyorsa bu tiptendir. Cem olması lazım. Selamun aleyküm.